Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. 10. sınıf kimyada 2. dönem 1. yazılısı geldi çatı. Onu hazırlık yapmak için karşınızdayız arkadaşlar. Tabii ki yine yanınızdayız. Yine hep birlikte çalışmalarımızı sürdürüyor olacağız. Neler olacak karşımıza neler çıkacak hemen onlardan bir bahsederek başlayalım. <laughs> Arkadaşlar karışımlar ünitesinin başından itibaren büyük ihtimalle sorumlu olacağız. Tabii ki okuldan okula değişiklik gösterebilir ama genellememiz bu şekilde olacak. Neler vardı peki karışımlar ünitesinin içeriğinde? Karışım türlerini görmüştük. Homojen ve heterojen karışımlar olarak ikiye ayırmıştık. Hatta homojen karışımların tamamına çözelti heterojen karışımların da alt türlerini görmüştük. İşte süspansiyon gibi emisyon gibi. Çözünme olayını açıklamıştık. İyonik ve moleküler çözünme olarak ikiye ayırmıştık çözünme olayını ve burada tanecikler arası etkileşimler üzerinden konuşmuştuk. Derişim birimlerini kütlece ve hacimce yüzde derişim ve PPM olmak üzere üç başlıkta incelemiştik. Koligatif özelliklerden bahsetmiştik. Yani derişimlere bağlı olarak değişen özellikler burada kaynama, donma noktası ve ozmotik basınç üzerine konuşmuştuk. Karışımları ayrıştırma ve saflaştırma tekniklerini de Maddelerin fiziksel özellik farkları üzerinden ilerleyerek yöntemler bulmuştuk. Burada mıknatıslanma, erime noktası, tanecik boyutu, yoğunluk, kaynama noktası ve çözünürlük farklarından yararlanarak e, kullandığımız bazı ayırt etme yöntemleri üzerine konuşmuştuk. Tabii ki ünitemiz burada bitmiyor. Bir de üstüne üçüncü ünitemiz yani asitler, bazlar ve tuzlar ünitesinden belli bir yere kadar sorumlu olacağız. Neler vardı peki burada? Asitleri ve bazları genel olarak tanıdığımız, tanımladığımız bir kısım vardı. Asitlerin bazların genel özelliklerinden bahsetmiştik burada. İndikatör kavramı yani ortamın asitliğine ve bazlığına göre renk değiştiren bazı maddelerden bahsetmiştik pH kavramını açıklamıştık. 7'den büyükler baz, küçükler asittir demiştik. Asit ve bazların sulu çözeltilerinden bahsetmiştik. Suya verdikleri iyonlar üzerine konuşup H+ iyonunu verenlerin asit, OH- iyonu verenlerin baz olduğunu tanımlamış ve buradan Anhidroasit ve bazlar üzerine konuşmuştuk. Yani e, yapısında hidrojen içermemesine rağmen asidik ve bazik gö özellik gösteren e, oksijenli bileşikler üzerine konuşmuştuk. Asitlerin ve bazların tepkimelerini de nötralleşme tepkimeleri ve metallerle e, bunların verdikleri tepkimeler olarak değerlendirmeyi almıştık arkadaşlar. Sorumlu olacağımız konular e, bunlar olacak ve tabii ki oldukça hazır bir şekilde biz de o sınava gireceğiz. O zaman haydi başlayalım bakalım. Evet arkadaşlar ilk olarak sorumuz nereden karşımıza gelmiş? Bize demiş ki aşağıdaki tabloda yer alan karışım örneklerinin hangi karışım türüne ait olduğunu belirtiniz. Arkadaşlar bak buradan karşımıza yazılı da yüzde yüz soru çıkacaktır. Daha bismillah diyelim besmele çekip başlangıçta bunu bir gösterelim. Karşımıza kesinlikle soru çıkacaktır. Karışım türlerini e, tanımamız bilmemiz karşımıza çıkan herhangi bir karışımın hangi türe ait olduğunu anlamlandırmamız çok önemli olacak çünkü. Şimdi... Nasıl bir sınıflandırma yapmıştık? Bir taraftan konuyu da tekrar ederek gidelim tabii ki. Demiştik ki homojen ve heterojen olmak üzere ikiye ayrılır. Homojen karışımların tamamı çözelti olarak adlandırılır. Heterojen karışımlara gelecek olursak katı katı heterojen karışımlar basit adi karışımdır. Katı sıvı ise süspansiyon, e, sıvı sıvı emisyon, sıvı gaz veya katı gazsa aerosol adını alıyordu. Bir de askıda kalma durumu vardı. Bu durumda da koloid e, adını alıyordu. Şimdi geliyoruz. Bronz alaşımı arkadaşlar. Alaşım. Gördüğümüz anda bunu zaten homojen olduğunu anlarız ve deriz ki bütün homojen karışımlarda olduğu gibi bu da çözelti adını almalıdır. Helyum neon gaz karışımı diyor. Arkadaşlar ne yapıştıracağız burada? Bak helyum neon gaz karışımı bir gaz karışımından bahsediyorsak gaz gaz bütün karışımlar homojendir. Dolayısıyla buradaki karışımın çözelti olmasını bekleyeceğiz. Şerbetten bahsediyoruz. Şerbet diyorsak yine aynı şekilde ee, bir çözelti karşımıza çıkacak ee, homojen bir karışım olduğu için deodorant yapısından bahsediyorsak bak burada bir sıvı ya da katının e, deodorant pudralıysa mesela katının gazla yaptığı bir heterojen karışım söz konusu. Dolayısıyla deodorant yapısını biz e, nasıl isimlendireceğiz? Tabii ki aerosol olarak isimlendireceğiz. Salata, salata katı katı heterojen bir karışım yapısı. Basit, adi karışım olarak isimlendiriyorduk biz bu tarz karışımları. Çamur bir katı sıvı heterojen karışım ve katı sıvı heterojen karışımlara süspansiyon adını veriyorduk. Ve karşımızda bir de zeytinyağı su karışımı Sıvı sıvı heterojen karışım olduğu için biz bu tarz karışımlara emülsiyon adını veriyorduk arkadaşlar. Bu şekilde sınıflandırmalarımızı kolaylıkla yapabiliriz. Şimdi bir sonraki sorumuz tanecikler orası etkileşimler üzerinden gelmiş ve e, taneciklerin birbiri içerisinde çözülüp çözülmeme durumuna e, buradan karar vermemiz gerekiyor. Yine tabii ki şunu es geçmeyelim arkadaşlar. Hani e, yüzde yüz karşımıza çıkacaktır buradan soruyu es geçmeleri. Çok da mümkün değil. Bu dokuzuncu sınıf bilgilerini de tekrar etmemiz gereken bir kısımda aslında. Peki burada neler yapıyoruz? Şöyle ufak bir hatırlatmamızı gene yapalım. Çözünme olayını iyonik ve moleküler olmak üzere ikiye ayırmıştık. Demiştik ki iyonik bileşiklerin polar çözücülerde çözünmesini bekleriz. Genellikle çözünürler ve burada iyon dipol etkileşimleri oluşturarak çözünürler. Ancak iyonik bileşikler apolar çözücülerde çözünmezler. Ee, ve e, tanecikler arasında da iyon indüklenmiş dipol etkileşimleri oluşur. Moleküler çözünmeden bahsediyorsak orada benzer benzeri çözer gibi bir prensibimiz vardı. Yani polar molekül yapıları polarlarda çözünür ve tanecikler arasında dipol dipol etkileşimleri oluşur. Hatta bu polarlıkta eğer bir de fon kuralına uygunluk durumu varsa e, bu defa hidrojen bağı vardır etkileşim türü olarak. Eğer iki apolar molekül yapısından bahsediyorsak bunlar da yine birbiri içerisinde iyi çözünür ve tanecikler arasında London çekim kuvvetleri oluşur demiştik. Ve dedik ki bir polarla bir apolar birbiri içerisinde çözülmesini beklemiyoruz. Benzer benzeri çözer prensibi gereği tanecikler arasında da dipol indüklenmiş dipol etkileşimleri oluştuğu için çözülemiyorlar aslında. Şimdi gelelim burada. Madde çiftlerinin birbiri içerisinde çözüm çözülemediğine karar vereceğiz. Ve ardından da burada oluşan etkin etkileşim türünü hep birlikte belirleyeceğiz. Şimdi demiş ki kalsiyum nitrat. Bak önce madde iyonik bir molekül ona karar vermemiz gerekiyor. Böyle el, madde çiftleri karşımıza geldiği zaman. Bakıyoruz kalsiyum metal var o zaman iyonik. Bak bu tarafa karar verdik. Diğer tarafta su bir molekül yapısı tamamdır. Molekül yapısını gördüğümüz zaman da şuna bakacağız. Polar mı apolar mı? Her halükarda buradan ilerleyeceğiz. Su polar özellik gösteriyor. Dolayısıyla iyonik bileşik polar çözücü birbiri içerisinde çözülmesini bekliyoruz. Genellikle çözünüyorlar diyoruz. Tabii ki istisnalar var. Peki etkileşimi türü olarak ne bekliyoruz? Bir iyon var. Bir de polarlıktan gelen dipoller var. O zaman etkileşimin türü iyon dipol etkileşimleri olacaktır diyeceğiz. Magnezyum yodur bak magnezyum metal dolayısıyla iyonik bir bileşik yapısı var karşımızda. C6H6 bir molekül yapısı. Peki polar mı apolar mı? Arkadaşlar apolar bir molekül yapısıyla karşı karşıya olduğumuz biliyoruz. Çünkü bütün hidrokarbonlar apolar yapıdaydı. Peki çözülürler mi çözülmezler mi? Çözünme gerçekleşmesini beklemiyoruz. Polar apo, iyon iyon apolarlarda çözülmez dedik. Etkileşimin türü biri iyon diğeri e indüklenmiş dipol olacağı için iyon indüklenmiş dipol şeklinde burayı sınıflandıracağız. Diğer bileşiklere geldiğimiz zaman bu defa ikisinin de molekül yapısında olduğunu görüyoruz. Peki polar mı apolar mı bunlar? H2S polar bir molekül yapısında arkadaşlar. formü kesit yine o da polar bir molekül yapısında. Dolayısıyla bu defa ikisi de molekülse benzer benzeri çözer prensibine gidiyorduk. Birbiri içerisinde çözünmelerini bekleyeceğiz. Peki etkileşimin türü ne olacak? Her ikisi de polar olduğu için dipol dipol etkileşimin türüdür diyeceğiz. Bir sonrakine geçtik. CH3OH polar bir molekül yapısı var karşımızda. HV yine polar bir molekül yapısında. Yine çözünmelerini bekleyeceğiz. Ama arkadaşlar şuna dikkat. Bu defa burada tanecikler arasındaki etkileşim türü dipol dipol'dür demeyeceğiz. Ne diyeceğiz? Her ikisi de fon kuralına uyduğu için yani flor oksijen azot elementlerinden birinin yanında hidrojeni görüyorsak bu durum söz konusuydu. Bunu gördüğümüz için tanecikler arasındaki etkileşim türünün hidrojen bağı olduğunu belirtmemiz gerekecek. Geçiyoruz. İkisi de molekül. Ru2 bütün diatomik element moleküllerinde olduğu gibi apolar yapıya sahip. CCl4 molekül geometrisi gayet simetrik olduğu için apolar bir yapıya sahip. Her ikisi de apolarsa birbiri içerisinde çözünüyor demiştik. Ve bu durumda da elde ettiğimiz etkileşimin türü London çekim kuvvetleri oluyordu demiştik. Geçiyoruz bir diğer sorumuza derişimler üzerinden geliyor arkadaşlar. Yine tabii ki derişimler çıkacaktır. Buraya özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. İlla ki karşımıza bir derişim sorusu çıkacak. Kütleci yüzde 40 x tuzu içeren 200 gram kütlesindeki bir çözelti ile ilgili aşağıda verilen soruları cevaplayınız demiş. Çözeltide yer alan Su ve X tuzu kütlelerini hesaplanırız. Arkadaşlar kütlece yüzdenin genel formülü neydi? Onu bir hatırlayarak başlayalım tabii ki soruyu çözmeye. Diyorduk ki kütlece yüzdeyi bulmak istiyorsak yapmamız gereken M çözünen yani çözünen maddenin kütlesi bölü M çözelti yani çözeltideki toplam kütleyi alıp yüzde çarpmak olacak. Bu hesap bize o çözeltinin kütlece yüzdesini verecekti. Şimdi kütleci yüzde 40 x içeren 200 gram dediğine göre o zaman biz burada hangi verilere sahibiz? Kütleci yüzdenin 40 olduğunu biliyoruz. X tuzunun kütlesini bilmiyoruz zaten bulmaya çalışıyoruz. Çözeltinin kütlesinin 200 olduğunu biliyoruz ve zaten denklemimizden gelen bir de 100 varmış. O zaman buradaki X kütlesi ne oldu? Bak şu sıfırlar gitti. 2'yi karşı yattık. 80 oldu. Suyun kütlesi ne oldu peki? Toplam 200 gram olduğuna göre geri kalan 120 gram da suymuş. Bunu hemen anlamış olduk. Veya İstersek formülle falan hiç uğraşmayız basit oran orantı hesabı yaparız deriz ki 200 gramlık çözeltinin 40 gramı x ise e, bizim elimizde pardon 100 gramın x yüzde %40 dediğine göre 100 gramın 40'ı x ise 200 gramın ne kadarı x'tir deriz aynı şekilde buradan da x'in 80 gram olduğunu hep birlikte hesaplarız. Geçiyoruz ikinciye çözelti 200 gram daha su eklenirse elde edilen yeni çözeltinin kütleci yüzde derişimi e, kaç olur diyor. Şimdi bunu hesaplarken ne yapacağız arkadaşlar? Başlangıçtaki durumları biliyorduk bak. 80 gram X var. 120 gram da su var bizim elimizde. Şimdi 200 gram daha su eklediğimiz zaman X tuzunun kütlesinde değişen bir şey olmayacak. Yani buradaki denklemde pay kısmı hala da 80. Ama payda Az önce 200'dü. Biz bir 200 daha eklediğimiz için toplam kütle 400'e çıktı. O zaman bunu 100 ile çarptığımız anda biz ne bulmuş olacağız? Yeni çözeltinin kütlece yüzde derişimini bulmuş olacağız. Şu sıfırlardan hemen kurtulursun. 80 bölü 4'ten ee bulacağımız değer 20 olarak karşımıza çıkar. Kütlece yüzde 20'lik bir çözelti elde etmiş oluruz. Aslında şunu da söyleyebiliriz: Biz bu çözeltinin kütlesini tam iki katına çıkardığımız için su sayesinde e, buradaki derişimin tam yarıya düşmesini bekledik. Zaten o da yüzde 40'tan yüzde 20'ye düşmüş oldu. Geçiyoruz bir üçüncü soruya: Çözeltiye 100 gram daha X tuzu ekleyip çözmesini sağlarsak bu defa yüzde kaçlık bir çözelti elde ederiz? Demiş bizi. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Diyeceğiz ki, e, biz Bizim çözeltimizde 80'di. 100 gram daha eklediğimize göre artık X tozunun kütlesi 180 oldu. Çözelti kütlesi 200'dü. Biz 100 gram da madde eklediğimiz için 300'e çıkmış oldu. İşte bunu 100 ile çarptığımız zaman elde ettiğimiz yeni çözeltinin kütlece yüzde derişimini hesaplamış olacağız. Bu da dolayısıyla %60 olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. Hemen bir soruya geçelim. Yine... Ee, çözeltilerde derişimden gelmiş bu soruda. Bu defa da farklı çözeltilerin karıştırılmasında yapacağımız e, işlemler üzerine konuşacağız arkadaşlar. Ne demiş peki? Kütlece %20 şeker içeren 400 gramlık bir çözelti ve kütlece %40 şeker içeren M gramlık bir çözelti ...birbiriyle karıştırılıyor ve elde edilen yeni çözelti kütlece %25'lik oluyormuş. Buna göre M kütlesini hesaplayın diyor. Arkadaşlar böyle çözeltilerin birbiriyle karıştırılması gibi bir durum. Söz konusu olduğu zaman kullanacağımız formu şuydu. Hemen hatırlayalım. Birinci çözeltinin kütlesi çarpı birinci çözeltinin yüzdesi artı... ...aynı şekilde ikinci çözeltinin yüzdesi çarpı ikinci çözeltinin kütlesi... ...artık kaç tane karışımı birbiriyle karıştırıyorsak eşit olmak zorunda. Son durumda elde ettiğimiz çözeltinin yüzdesi çarpı son durumda elde ettiğimiz çözeltinin kütlesi. Bu formülde ne yazdığımız zaman bütün soruları çözeceğiz zaten. O zaman hadi yazalım. Bize demiş ki kütlece yüzde yirmilikmiş çarpı 400 grammış bizim çözeltimizin toplam kütlesi. Artı ikinci çözeltimizde kütleci yüzde kırklıkmış ama m grammış. Kütlesini bilmiyoruz bunun. Eşit olacak. Son durumda elde ettiğimiz çözelti kütlece %25'likmiş. Peki çözeltinin kütlesi ne oldu? Bak kütlenin korunumu kanunu vardı sonuç itibariyle. 400 gram buradan geldi. M gram da buradan geldi. 400 artı M de son durumdaki çözeltinin kütlesi. Yani çözmemiz gereken denklem bundan ibaret olacak. O zaman diyeceğiz ki 8000 artı 40 M eşit olmalı 10.000. Bin artı 25 m parantezin içerisinde dağıtmamız yeterli oldu. Bu 25 m'i bu taraf aldık 15 m kaldı. 8000'i karşıya attığımız zaman da 2000 kalıyor. Dolayısıyla m 2000 bölü 15'e yani yaklaşık olarak 133.3'e eşit olmuş oldu. böyle bir kütle kullanmış olacağız arkadaşlar. Veya tabii ki istersek formülle uğraşmayıp e, oran orantı hesabından da kendimiz yapabiliriz. Yani deriz ki mesela kütleci %20 şeker içerdiğine göre 400 gram olduğuna göre bunun içerdiği şeker kütlesi e, 80 gramdır. Artı %40 M grammış. Dolayısıyla aslında M çarpı 40 bölü 100 de buradan gelen kütleymiş. Dolayısıyla buradan gelen toplam şeker kütlesini 400 artı m'e böldüğümüz zaman ve bunu da 100 ile çarptığımız zaman e, bulacağımız değer 25 olacaktır. Hiç formüle girmeden kendimiz de tabii ki yorumlayıp yapabiliriz. Bir diğer sorumuz koligatif özelliklerden geliyor arkadaşlar. Koligatif özellik ne demekti onu bir hatırlayalım. E, demiştik ki derişime bağlı olarak değişen özelliklere koligatif özellik denir. Karşımıza çıkan koligatif özellikler de e, kaynama noktası, donma noktası... Ve ozmatik basınç olarak tanımlamıştık ve demiştik ki bir çözeltinin derişimi arttıkça kaynama noktası yükselir, donma noktası düşer ve iki çözelti arasındaki derişim farkı arttıkça da ozmatik basınç artar. Şimdi karşımızdaki soru bize demiş ki aynı şartlarda donmaya başlama sıcaklıkları üzerindeki etkisini belirtiniz. Yani o zaman diyeceğiz ki bir e, çözelti seyreliyorsa yani derişimi azalıyorsa donma noktasının yükselmesini bekleriz. Çünkü ee ne dedik derişim donma noktasının düşmesine sebep olur. Atıyorum 0 santigrat derecede saf su donuyor ya. Eğer biz buna tuz eklersek daha düşük sıcaklıklarda eksi 10'da eksi 20'de donmasını bekleriz. O zaman biz bunun seyrelmesini sağlarsak eksi 20 santigrat dereceden eksi 10'a çıkar. Dolayısıyla artmış olur. Ama derişimini artırırsak bu defa tam tersi azalmasına sebep oluruz. O zaman etkilere bir bakalım. Bak yüzde %40'lık 150 gram bir çözelti varmış bizim elimizde. Derişim %40'mış yani. O zaman etkilere bakalım. 50 gram su eklersek. Arkadaşlar herhangi bir çözeltiye su eklediğimiz zaman onun seyrelmesine sebep oluruz değil mi? Seyrelttik biz bu çözeltiyi. Çünkü çözeltinin derişimi artık yüzde %40'dan daha düşük bir sayı gelecek. Bu da neye sebep olur? Donma noktasını ne dedik? Seyrelirse donma noktası artar. E, kaynama noktası düşer. O yüzden etkisi artar şeklinde ya da yükseltir şeklinde olabilir. 50 gram tuz eklemek bir maddenin içerisine bir çözeltinin içerisinde çözünen madde eklersek bu deriştirir durumu diyebiliriz derişir e, daha derişik hale gelir derişmesi de e, derişimin artması da yani çözeltinin e, donma noktasının düşmesi demek olacak e, derişimle birlikte azaldığı için kütlece yüzde yirmilik bak kırklar 20'lik eklersek ne yapmış olduk seyreltmemiz olduk. E, çözeltinin seyrelmesine sebep olmuş olduk dolayısıyla daha seyreltik olursa Donma noktasının yükselmesini, kaynama noktasının düşmesini bekleriz. Kütlece yüzde %60'lık tuzlu su eklersek, 40'ın üzerine 60 eklersek derişimin artmasına sebep oluruz. Derişim arttığı için donma noktası düşecektir diyeceğiz. 50 gram su ve 20 gram tuz eklemek. Bak kütlece yüzde %40'lıktı değil mi? 20 gram tuz kullanarak ben yüzde %40'lık bir çözelti elde etmek istiyorsam, 30 gram su kullanırım. 30 artı 20'den 50'de 20 ise %40 bir çözelti elde etmiş olurum. Dolayısıyla burada aslında suyun daha fazla olduğunu görüyorum. Yani buradaki çözelti daha seyreltik bir çözelti olarak karşıma çıkacak. Seyreltiğine göre de e, burada neyi bekleyeceğim? Tabii ki daha seyreltik o da daha yüksek bir donma noktasının oluşmasına sebep olacak. Bir de karışımların ayrıştırılma yöntemleri var arkadaşlar. Yine İsrarla söylüyorum kesinlikle karşımıza çıkacak bir konudur bu. Hangi fiziksel özellik farklarından yararlanıyoruz ve bu fiziksel özellik farklarında hangi yöntemleri kullanıyoruz bunları tabii ki iyice belirmemiz gerekiyor, öğrenmiş olmamız gerekiyor. Şöyle bir değerlendirme alalım bilgilerimizi hatırlamak için demiştik ki eğer demir, nikel ve kobalt elementlerinden bahsediyorsak bunlar manyetik metallerdir ve mıknatıstan çekilirler. Mıknatıslanma yöntemiyle bileşenlerine ayrılabilirler. Eğer bir alaşım söz konusuysa burada erime noktası farkından yararlanmak zorundayız. Eğer tanecik boyutu farkından yararlanabileceğimiz bir durum varsa bir karışım varsa burada eleme, süzme gibi yöntemleri kullanabiliriz. Ya da ayıklama gibi bir yöntemimiz yine tanecik boyutu farkından yararlanarak ayırmayı e, sağlar. Veya bir koloid karışımından bahsediyorsak da burada diyaliz yine tanecik boyutu farkından yararlanarak karışımları ayrıştırmamızı sağlayacaktır. Geçiyoruz. E, eğer bir yoğunluk farkı söz konusuysa e, bu durumda eğer sıvı sıvı bir karışım varsa heterojen bir karışım varsa Ayırma hunisini kullanabiliyorduk. Yüzdürme gibi bir yöntemimiz vardı. Ee, savurma gibi bir yöntemimiz vardı. Yine yoğunluk farkından yararlanarak ayırmada. Ve yine bir koloid yapısı varsa sentrifüj cihazını kullanabiliyorduk. Ayırt etmeyi sağlamak için. Eğer kaynama noktasında bir farklılık söz konusuysa... ...katı sıvı çözeltiler için basit damıtma... ...sıvı sıvı çözeltiler için ise ayrımsal damıtma... ...kaynama noktası farkından yararlandığımız yöntemlerdi... Bunun dışında petrolün e, rafinasyonunda yine ayrımsal damıtma yöntemini kullanıyorduk. Bir de çözünürlük farkından bahsediyorduk. Çözünürlük farkından yararlanarak ayırmada da özütleme, kristallendirme ve ayrımsal kristallendirme şeklinde yöntemlerimiz vardı. Şimdi gelelim sorumuza. Aşağıdaki karışımları bileşenlerin ayırmak için kullanılması gereken fiziksel özellik farkını ve uygun yöntemi belirtiniz demiş. Bronz alaşımı ne dedik az önce arkadaşlar? Eğer bir alaşım görüyorsak burada bizim kullanacağımız tek şey var aslında erime noktası farkından yararlanacağız ve tabii ki eritme yöntemi sayesinde de bileşenlerini ayıracağız. Demir tozu, bakır tozu. Bak demir, nikel, kobalt bu üç metali unutmuyoruz. Eğer bunlardan herhangi birinin tozu varsa burada mıknatıs bizim işimize yarayacak. Çünkü manyetik tek metal, tek üç metal bunlar daha doğrusu. Mıknatıslanma e, farkından yararlanacağız ve mıknatıs yöntemiyle de bileşenlerini ayıracağız. Biz çünkü mıknatısı biz karışıma götürdüğümüz zaman demir mıknatısa gelip tutunacak. Ancak bakır mıknatıs tarafından çekilmeyecek. Un um, taş karışımı katı katı heterojen yani basit bir karışım var karşımızda. Burada şuna dikkat edeceğiz. E, tanecik boyutları arasında ciddi bir fark var. Dolayısıyla yararlanacağımız fark da tanecik boyutu olacak. Tanecik boyutu farkından e, heterojen karışımları katı katı heterojen karışımları birleşimlerine ayırırken kullandığımız yöntem ise eleme yöntemiydi. elek diye bir alet sayesinde bundan faydalanıyorduk. Kana gelecek olursak. Kanda yine tanecik boyutu farkından yararlanabiliriz çünkü bir koloid karışım var karşımızda ve buradaki tanecikleri biz tabii ki çok daha e, minimal boyutta e, boyut farkından bahsediyoruz. Bu da kullanacağımız yöntemin diyaliz olması gerektiğini bize gösteriyor arkadaşlar. Alkol su çözeltisine gelecek olursak, bak sıvı sıvı bir çözelti varsa karşımızda çok fazla bir alternatifimiz olmuyor zaten burada ayırt etmek için diyeceğiz ki bunların kaynama noktası farkı bizim işimize yarar. Kaynama noktası farkını kullanırken de yapmamız gereken eğer katı sıvı e, çözelti olsaydı basit damıtma yöntemi yeterli olacaktı. Ancak sıvı sıvı çözelti olduğu zaman kullanacağımız yöntem ayrımsal damatıma yöntemi olmalıydı arkadaşlar. Buradan az önce de söylediğimiz gibi karşımıza mutlaka soru çıkacak. Geçelim artık asitler, bazlar, tuzlar ünitesinden <laughs> karşımıza çıkacak olan sorulara bakmaya. Aşağıdaki çözeltilerin turnu sol kağıdına kazandıracakları rengi belirtiniz diye sormuş. Arkadaşlar Turnusol sol kağıdı ile ilgili ne biliyoruz? Asidik ortamda kırmızı, bazik ortamda mavi renk alacağını biliyoruz. Şimdi ortamları değerlendirirken de e, niteliklerine bir bakmamız gerekiyor. Limon suyu ve çamaşır suyuyla başlamış bazı ortamları ezberleyeceğiz ve genellememizi şöyle yapacağız. Çoğunlukla işte meyvelerin sebzelerin e, oluşturduğu ortam asidik özellik gösterir arkadaşlar. Limon suyu yaygın bilindik bir asit olarak turnusol kağıdının rengini tabii ki kırmızıya çevirecektir. Çamaşır suyuna gelecek olursak arkadaşlar temizlik maddelerinin büyük çoğunu bazik özellik gösterir. Çamaşır suyu da bunlardan biridir. E baz özellik gösterdiği için tabii ki mavi renk vermesini bekleyeceğiz. Değeri pH değeri 9 olan çözelti. pH'ı 7'den büyükse bu ortamı bazik halde olduğunu pH değeri 7'den küçükse de ortamın asidik olduğunu biliyorduk arkadaşlar. O zaman pH değeri 9 ise ortamın bazik olması gerekir. Bazikse turnusol kağıdının renginin mavi olmasını bekleriz. E, ...asitse de kırmızı olması gerektiğini biliyoruz dedik. Haşartı derişim OH derişiminden büyük olan çözelti... ...arkadaşlar zaten asitliğin bazının tanımı bu iyonlardan geliyor. Haşartı iyonu oluşturanlara asit, OH iyonu oluşturanlara baz diyorduk. Dolayısıyla eğer haşartı derişimi daha yüksekse... ...bu ortamın asit olduğu anlamına gelir. Tersi OH haşartıdan büyükse ortam baziktir. Eğer eşitlik varsa da nötr'dür diyorduk zaten. Bu da ortamın asit olduğunu gösterir dolayısıyla... Turunlu sol kağıdına vereceği renk de kırmızı olacaktır. Geçiyoruz. Nötralleşme tepkimeleri arkadaşlar kesin karşımıza çıkacak. tabii ki okulda bu konuyu işlediysek geçtiysek e, karşımıza soru olarak çıkmama ihtimali yoktur diyebiliriz. Peki burada ne yapıyorduk? Nötralleşme tepkimelerinden e, bahsederken e, eğer bir tepkime nötralleşme olarak adlandırılıyorsa... ...ürün olarak biz tuz ve su çıkmasını bekliyorduk. Eğer nötralleşme değilse... Açıya sadece tuz çıkabiliyordu. Amonyakta olduğu gibi ama illaki ikisi de asit bas tepkimesi olarak değerlendiriliyordu. Ve burada nötralleştirme işlemini yaparken şunu yapıyoruz. Suya verilen haşartı sayısı ile OH sayısının birbirine eşit olması gerekiyor diyorduk. Şimdi burada hidrojen iki tane var. Bak sülfürik asit suya iki tane hidrojen veriyor. Ama lityum hidroksit sadece bir tane OH veriyor. Burada eşitliği sağlamak bizim için önemli. Dolayısıyla lityum hidroksitin kat sayısına iki yazmamız gerekiyordu. Ve ürünler kısmına geldiğimiz zaman diyoruz ki tuz banko tuz kesin oluşacak. Dolayısıyla da tuzun bir katyonu ve bir anyonu olmalı. Tuzun katyonu her zaman için bazdan gelecektir. Bak burada lityum katyonumuz var ve lityum katyonundan iki tane varmış. Asitten de her zaman için anyon gelecek. Yani SO4 bizim anyonumuzmuş ve bir tane varmış. Onu da görmüş olduk. Dolayısıyla bizim tuzumuzun yapısı bu. Artı Açığa da su çıkması gerekiyor ve kaç tane suyun çıkacağına da bu haş artı ve o OH haşlar karar veriyor zaten. Toplamda iki hidrojenle iki o OH birleşirse de iki tane su molekülünün oluşmasına sebep olacaktır. Diğerine geçelim. Bak o haştan üç tane var. Hidrojenden iki tane var. Eşitliği nasıl sağlarsın? Alüminyum hidroksitten iki tane, karbonik asitten üç tane aldığın zaman birbirine eşitlenirler. Dolayısıyla tuza geldiğimiz zaman bazdan katyon gelir dedik. Katyonumuz alüminyummuş ve iki taneymiş. Asitten anyon gelir dedik. CO3'ten 3 taneymiş. Dolayısıyla alüminyum karbonat tuzu bu şekilde olacak. Suyun yapısına gelecek olursak açığa çıkan sudan 6 tane hidrojenle 6 tane OH'ın tepkimesinden 6 tane su molekülünün oluşmasını bekleriz. Geliyoruz amonyak. Bak arkadaşlar amonyak gördüğümüz zaman burada çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü amonyak susuz baz olarak isimlendiriliyordu. Ve bu susuz baz olmasının sebebi açığa su çıkarmadan tepkime vermesiydi. Dolayısıyla bunun tepkimelerinden su çıkmasını beklemiyoruz. Sadece açığa tuz çıkacak. Bu yüzden de amonyak tepkimeleri nötralleşme tepkimesi değil sadece asit baz tepkimesi olarak adlandırılacaktı. Şimdi NH3 birinci derecedendir. Her zaman için e, karşısındaki hidrojen sayısı kaçsa o kadar kat sayı yazmamız gerekecek. Yani burada üç tane hidrojen olduğu için en 3ün kat sayısı üç olmalıymış demek ki. Ve hani dedik ya baz katyonu oluşturur. NH3'ün oluşturacağı katyon her zaman için NH4 olacak. Çünkü NH3 moleküllerinden her biri asitten bir tane hidrojen olarak NH4 iyonu oluşturacak. Tamam mı? Dolayısıyla NH4 var kaç tane? Üç tane. Burada ne kaldı bizim elimizde? Her biri bir tane hidrojen aldı. Yani şu üç, hidrojenin üçünü de NH3'leri alıp NH4'e dönüştü. O zaman buradaki anyon da bizim tuzumuzun anyonu olacak. Bileşim formülü bundan ibaret olacak. Açığa zaten suda çıkmıyor. NH4, 3, PO4 yani amonyum fosfat bizim tuzumuzun formülü oldu arkadaşlar. Diğerine geçiyoruz. Bak burada da organik asit var. Organik asitlerde şuna dikkat edeceğiz. COOH yapısını görüyorsak bu onun bir organik asit olduğunu gösterir ve suya sadece şu sondaki hidrojenini verir. Bak alttaki de bir organik asit o da sadece sondaki hidrojenini verir. Ee, geri kalan kısım orada bizim anyonumuz yapısını oluşturur Dolayısıyla organik asidi gördüğümüz zaman bu birinci dereceden bir asit oluyor. Yani e, suya bir tane hidrojen veriyor. Magnezyum hidroksit tabii ki suya iki hidrojen, iki tane OH veriyor. Şunu düzeltelim şöyle. E, o zaman asidin kat sayısına iki yazmamız gerekecek. Dolayısıyla şimdi ne oldu arkadaşlar? Magnezyum bizim tuzumuzun katyonu olacak ve onda sadece bir tane vardı. Peki tuzun anyonu nedir? Dedi ki şu sondaki hidrojen hariç geriye kalan ne varsa bizim anyonumuz olur ve katsayısı tabii ki iki olması gerekiyor. Artı iki tane H artı ile iki tane de OH geldiğine göre suyun katsayısı da yine iki şeklinde olmalıydı. Peki bir ee, organik asitli amonyak arasında tepkime gerçekleşirse. Şimdi bu verebilecek bir tane hidrojene sahip. nh de bir tane hidrojen almak istiyor. Dolayısıyla şu anda hallerinden memnunlar zaten. Sadece bu hidrojen NH3'e gidecek. NH4 katyonunu oluşturacak. Ne dedik? Bu hidrojen gittikten sonra geriye kalan ne varsa o da bizim anyonumuzdur. Dolayısıyla tuzun anyonunu da o oluşturacak. Bu da bizim bileşimimizin formülü olacak arkadaşlar. Açığa tabii ki su çıkmasını zaten beklemiyorduk. Peki metallerle tepkimelere gelecek olursak arkadaşlar burada metal türlerini bir ezbere bilmemiz gerekiyor. Hatırlamamız gerekiyor. Ne demiştik peki? Soy metaller vardı. Kendileri altın ve platin olmak üzere. Yarı soy metaller vardı. Bakır, gümüş ve civa olmak üzere. Amfoter metaller vardı. Amfoter metaller alüminyum, çinko, kalay, krom, berilyum ve ve kurşun olmak üzere. Bu şekilde de amfoter metaller vardı. Geri kalan bütün metaller de e, aktif metallerdi arkadaşlar. Ve burada diyorduk ki soy metaller e, hiçbiriyle tepkime vermezler. Sadece altın kral suyuyla tepkime verir. Yarı soy metaller yani bakır, gümüş ve civa... Sadece sülfürik asit ve nitrik asitle tepkime verir. Onlardan da sülfürik asitle SO2, nitrik asitle NO2 gazı açığa çıkarır. Amfoter metaller hem asitlerle hem bazlarla tepkime verir ve her ikisiyle de hidrojen gazı açığa çıkarır. Bir de aktif metaller var dedik. Yani geri kalan metallerden bahsettiğimiz zaman bunlar da sadece asitlerle tepkimeye girer ve H2 gazı açığa çıkarır. Bazlarla tepkime vermez. Bak bu cümlelerin hepsini iyi bilmemiz gerekiyor. O zaman Bakır artı HBR. Bak ne yapacağız? Bakır nerede? Yarı soy metallerde. Yarı soy metal asitlerle tepime verilmiş. Sadece nitrik asit ve sülfür asitle tepime verildi. Dolayısıyla böyle bir tepime beklemiyoruz. Buraya geldik. Bakır sülfür asitle tepkime vermiş. Yani yarı soy metal sülfür asitle tepime verdiği zaman SO2 gazı açığa çıkarır diyorduk. Demir HB hidrobromik asitle tepkimeye girmiş. Demir buraya hiçbir yere yazmadıysak demek ki aktifmiş. Aktif metaller asitlerle tepkime verir. Ve H2 gazı açığa çıkarır dedik. Magnezyum yine aktif bir metal. bazılarla tepkime vermesini beklemiyoruz arkadaşlar tabii ki. Burada... E ee, NH3 demiş. Biz bunu düzeltelim mesela. NH3 olmasın. Bir e, amfoter metal olsun. Ne diyelim? Çinko diyelim. Eğer magnezyum yerine çinko koymuş olsaydık, çinko'nun bir bazla tepkime vermesini bekleyecek miydik? Evet, bekleyecektik ve açığa H2 gazı çıkaracaktı. Amfoter metal olduğu için bak aktif metal tepkime vermiyor ama amfoter metalse bu tepkimeyi verip açığa hidrojen gazı çıkarır. Geçiyoruz bir diğer sorumuza aşağıda verilen özelliklerin karşılarına asitlere ait olanlar için A bazlara ait olanlar için ise B her ikisine ait olanlar için de A B yazınız demiş. Şimdi tatları acıdır bu asitlerin bazların genel özelliklerini değerlendirirken demiştik ki bazların tadı acıdır ancak asitlerin tadı ekşidir. Dolayısıyla bu sadece baza ait bir özellik o da koşullarında pH 7'den küçüktür demiştik 7'den küçükse asit büyükse bazdır. Dolayısıyla bu sadece asitlere ait bir özellik olacak. Sulu çözeltilerin elektrik iletmesi ortamda oluşan iyonlara bağlı bir durum. Hem asitlerin hem de bazların ortamda iyonlar oluşturduğunu bildiğimiz için her ikisinin sulu çözeltisi elektriği iletecektir. Turnusol kağıdına asitler kırmızı renk verirken bazlar mavi renk verecektir. Bu sadece aside ait bir özellik olur. Aktif metallerle hidrojen gazı açığa çıkararak tepkime verirler. Bak aktif metaller diyor arkadaşlar. Az önceki bilgimize hemen konuşturalım. Aktif metallerle sadece asitler bu tepkimeyi verebiliyorlardı. Ancak amfoter metaller diyorsa hem asitler hem de bazılar bu tepkimeyi verir ve açığa hidrojen gazı çıkarırlar. Amfoter metallerin özelliği bu zaten aslında. Sirke, limon gibi maddeler buna örnektir. Tabii ki bunlar asit e, türü bileşikleri örnekler. E, bazı türlü birleşikliklere genellikle e, temizlik maddelerini örnek olarak verebiliyorduk. Çamaşır suyu gibi, deterjan gibi sabun gibi maddeler bazik özellik gösteriyordu. Arkadaşlar Şimdi güzelce çalışmalarımızı yapmış olduk ama tabii ki bize düşen çok daha fazla görev var. Dinamo Kilmiya kitabı bizi bu konuda e, biçilmiş kaftandır. Zaten ödevlerimizi yapıyoruz. Zaten bu konuda baya bir ilerleme kat ettik. Ama tabii ki eksikler kalmış olabilir. O eksikleri bir an önce tamamlamakta fayda olacak. Nelere çalışacağız peki? Sayfa sayfa gidecek olursak. Sayfa 85'ten başlayacak arkadaşlar konularımız. Ta ki 161'e kadar yani asit ve bazların tepkimelerinin sonuna kadar karşımıza sorular gelecek. O yüzden bu bölümde eğer eksik bıraktığımız herhangi bir yer varsa bir an önce, önce tamamlamamızda fayda var. İçerikte neler var? Onları şöyle bir gözden geçirelim. Kitabı hala da almamış olanlar olabilir çünkü aramızda. Onların neden alması gerektiğini onlara göstermiş olalım. Arkadaşlar bak her sayfada bir tane çözümlü örneğimiz var. Tamam mı? Bu çözümlü örnekle aslında Konuyu bize anlatıyor kitap diyor ki bak bu tarz soru geldiği zaman böyle çözeceğiz çünkü konunun detayları bunlardır ardından da burada çözdüğü soruyla ilgili dört tane soru bize veriyor biz o konuyu öğrenmiş oluyoruz geçiyoruz her bir sayfada bu şekilde tekrar ediyor her bir sayfa aslında bize bir konuyu ve bir soru tipini nasıl çözeceğimizi göstermiş oluyor. Ardından konu tamamlandı mı bakalım iyice anlamış mıyız diye bir tarama testi bizim karşımıza çıkıyor. Tabii ki konuya göre değişken daha fazla sayıda tarama testleri karşımıza çıkıyor. Bu şekilde her bir bölüm bittiğinde yine tarama testleriyle bizi desteklemiş oluyor. Ardından ünitenin sonuna kadar bütün konuları tamamladıktan sonra Ünite bitti bakalım üniteyi tam olarak öğrenmiş miyiz? Eksik bir şey kalmış mı diye ne yapıyoruz? Ünite tarama testleri bu defa ünite tekrar testleri karşımıza çıkıyor. Bu testleri de çözüyoruz güzelce. Artık üniteyi tamamen öğrendim dediğimiz zaman hemen karşımıza Fen lisesinde okuyan arkadaşlarımıza yönelik soruların olduğu testler geliyor. Bakalım onlar için bir şeyler var mı ekstradan diyoruz. Sonrasında bu iş burada bitmiyor. Daha ÖSYM'si var daha sınava gireceğiz son, sene sonunda eee Okulun sonunda ona da hazır olalım şimdiden diye ÖSYM tarzında soruların bulunduğu bir testimiz var Ve işte tam da bugün için bekleyen bir de yazılı tipi soruların bulunduğu testimiz var arkadaşlar Burası inanılmaz faydalı oluyor kendimizi görmemiz için Yazılı da ne gibi bir performans sergileyeceğimizi anlamlandırabilmemiz için Bu testler çok büyük faydaya sahip oluyor Onu da çözdükten sonra tabii yeni üniteyle aynı şekilde tekrar ediyor oluyor o yüzden ne yapıyoruz? Bu kitapla ilgili eksik kalan hiçbir şey bırakmıyoruz. Hala da kitaba sahip olmayan varsa bir an önce tamamlamasını almasını tavsiye ediyoruz. Hatta şundan da bahsedelim. Bak her sayfamızda da bir kare kod mevcut. Çözemediğimiz bir sorum oldu. Hemen gidiyoruz kare kod sayesinde video çözümünü dinliyoruz. Bütün eksiklerimizi giderme şansını buluyoruz. Peki diyelim ki yazılı için şöyle Kısadan hızlıca bir şeyler öğrenmek istiyoruz. Yazılı için nokta atışı bilgileri istiyoruz. Onun için de ikinci dönem yazılı notlarını şiddetle yine tavsiye ediyorum. Bu sadece kimya için değil tabii ki bütün dersleri içeren bir kaynak arkadaşlar. Otobüste giderken, yolda giderken ya da işte hızlıca bir şeyleri okumak isterken... ...gözden geçirebileceğimiz, şöyle göz atabileceğimiz bir kaynak var karşımızda. Sayfa sayfa en 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 önemli bilgileri vurgulayan... Önemli soruları nasıl çözeceğimizi bize anlatan ve her dersi birden içeren aslında tek kaynakta bütün ihtiyacımızı neredeyse karşılayan mükemmel bir e, kitap diyebiliriz. O yüzden bunu da şiddetle yine tavsiye etmiş olalım. O zaman ne yapıyoruz? Tabii ki ödüllü sorumuzu cevaplandırıyoruz. Yorumlarda paylaşmayı ihmal etmiyoruz. Videoyu tabii ki beğeniyoruz. Ve kanala hala abone değilsek ders kaçırmamak için en azından bundan sonrası için e, bir an önce abone oluyoruz ve kendimize çok iyi bakıyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Bye.